Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar. Bu hafta kendin yap kamp ocağı yapıyoruz. Tekrar merhabalar arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle basit bir kamp ocağı yapacağız. Bu kamp ocağını önce kısaca bahsetmek gerekirse maliyeti sıfır. Kola kutusundan yapıyoruz arkadaşlar. Avantajı ne bizim için? Çok hafif. Yani şu haliyle nihalesini saymazsam, ki bu da o kadar çok yer kaplamıyor. Hem yer kaplamıyor hem de hafifliği ve maliyetiyle diğer ocaklar karşısında 5-0 öne geçiyor. Peki bu kamp ocağı ne ile çalışıyor arkadaşlar? Bu kamp ocağı reşo yakıtı dediğimiz sıvı ispirtoyla, etil alkolle veya hiçbir şey bulamazsanız kolonya ile bile her yerde işinizi görüyor. Şimdi bu kamp ocağını yapmaya geçmeden önce şundan bahsedelim. Videonun sonunda çekiliş var arkadaşlar. Çekilişte aranızdan bir kişiye burada şu an stüdyoda yaptığım kamp ocağını hediye edeceğim. Bunun için de videonun sonunda şartlarını size açıklayacağım. Kamp ocağı yapımında kullanacağım malzemelere geçersek, dediğim gibi akşam içtiğim Lipton Ice Tea'nin kutuları, bir adet makas ve bir adet de raptiye. Yalnız arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Bu raptiyenin genişliği çok önemli. Yani deliklerin küçük olması gerekiyor ki içindeki alkolü hem verimli şekilde kullanın, hem daha ince ateş olsun, hem de alkol uzun süre dayanabilsin. Bu gördüğünüz alüminyum kutular kesilip biçildikten sonra bu hale dönüşecek. Bunların alt tabanlarını kullanacağız. Tabanlardan bir tanesi üst olurken bir diğeri alt kısmını oluşturacak. Üst kısmı biraz daha kısa tutacağız ve bir alıştırma işlemi yapacağız. İkisini de güzelce kestikten sonra dediğim gibi birinin kısa olmasına özen gösteriyorum ki bu şekilde ikisini bir araya getirip kapattığımızda kenarlardan taşma yapmasın. Bir diğer konuda arkadaşlar dikkat etmemiz gereken, kenarlarda takma esnasında, birbirine geçirme esnasında herhangi bir yırtılma olmaması için kenarlarında, iki tarafında kenarlarında herhangi bir çatlak, patlak ya da yırtık olmaması. Şimdi sıra geldi üst kapağı alt kapağı monte etmeye, ama burada birebir aynı ölçülerde olduğu için zorlanacaktır. O yüzden ne yapıyoruz? Az önce kestiğimiz kutunun bir kısmı ile önce birazcık kapak olacak kısmı geçirerek hafifçe alıştırıyoruz arkadaşlar ki gövdenin alt kısmına kolayca geçebilsin. Ocağımızın gövdesi hazır arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şu şekilde deliklerini açmaya geldi işlem. Nasıl yapacağız? Eşit aralıklarla etrafına ateş deliklerini açacağız. Tam ortasında da yakıt dolum haznesi olacak. Orayı da ben normalde 3-4 delik açıyorlar çabuk da olsun falan diye, ama ben yanma esnasında zorluk çıkardığı için tek delik açıyorum. Size de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu işin en zevkli kısmı bu ocağı test etmesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben kamplarda gerçekten bunları kullanıyorum. Şöyle bir ölçeğim var. Bu ölçek ne diye sormayın. Bir öksürük şurubundan buldum bunu. Alkol ölçeği olarak kullanıyorum. Bunu da AliExpress, eBay gibi bir siteden almıştım. Ne olarak kullanıyorum? Yakıt tankım olarak 530 mililitrelik alkol taşıyorum yanımda. Şimdi bu ocağın çalışma esası nedir? Bu ocağın çalışma esası alkolün ısıyla buharlaşarak vakum yapmasına dayanıyor. Biz önce şimdi ocağımızı ne yapalım? Kaç mililitre? 45 mililitre alkolle dolduruyoruz. Ocağımızı 45 mililitre alkolle doldurduktan sonra içindeki alkol buharlaşsın diye önce etrafına güzelce bir alkol döküp ısınmasını sağlayacağız. Alkol buharlaştırdıktan sonra da ocağımız kendiliğinden alev alacak zaten. Hemen akabinde ortasındaki delikten alev çıkmaması için
üzerine 1 lira koyacağız. Zaten bu ocakları internette penny stove diye genelde anlatıyorlar. Türkçesi işte kuruş ocağı gibi bir anlama geliyor. Şimdi gelelim ocağımızı test etmeye. Şu an bilmiyorum kamerada görünüyor mu? Burada bayağı iyi yanıyor şu anda. Ocağımız şu anda ısınıyor. Alev almaya başladı yavaş yavaş. Şimdi ben birazdan 1 lirayı ortasına koyacağım. Şunu biraz kenara çekelim de ne olur ne olmaz. Sesinden şu anda kamerada duyuluyor mu bilmiyorum. Hafif hafif evet alev aldı. Şimdi birazdan şunu ortasına atacağım. Biraz alevler yükselecek. Panik yapmaya gerek yok. Çünkü bayağı bir alev alttan basınçla şu anda bayağı yüksek ısıdan dolayı deliklerde bayağı bir basınç yapıyor. Neyse şu etrafındakiler sönsün de ondan sonra şu 1 lirayı koyalım. Evet, bir videomuzun sonuna daha geldik. Videomuzun başında ne demiştim? Aranızdan bir kişiye şurada yanan, bu sağlıklı yanan alkol ocağını çekilişle hediye edeceğimden bahsetmiştim. Şartlarım her zamanki gibi çok basit. Bu videonun altına Facebook'ta paylaştığınız, Facebook'ta herkese açık olarak paylaştığınız bu videoyu linkini bu videonun altına yorum olarak yazıyorsunuz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz kanalıma abone oluyorsunuz. Önümüzdeki hafta başka bir konuda görüşünceye dek demeden önce, bu arada önümüzdeki hafta arkadaşlar çekiliş ne gün açıklanacak? Önümüzdeki hafta çarşamba günü videodan hemen sonra, yani videoyu saat 10'da yayınlıyorum. 2 saat sonrasında 12 gibi de çekiliş sonucunu açıklamış olacağım. Bu ocağı kazanan arkadaşa paketleyip artık kargosu da bana ait olmak üzere göndereceğim. Güle güle kullanmasını dileyeceğim. Önümüzdeki haftaya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.